Selamlar arkadaşlar. Hepiniz bir yeni bölüme hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi en son bölümümüzde pazar kurmuştuk. Şöyle gördüğünüz gibi bayağıdır pazarda ve her şey satılmış. 168.5M paramız var. Bu bölüm hedefimiz 2.5 GB yapıp bu parayı şuraya bir tane FOV2 koymak. Onun dışında şu Lego 1'i satıp bir FOV2 koyup üstüne para kasıp şunu da yükseltebiliriz. Çok güzel bir yorum gördüm. Bu Lego 1'i sat, Dual Fover 2 yap, EE8 al diye bir arkadaş. Çok teşekkür ediyorum ona. Mantıklı, efsane mantıklı. Hatta birçok kişi yazmış. Bunu düşüneceğim. Onun dışında Discord çekilişimiz mevcut arkadaşlar. Discord çekilişimiz ne? Bildiğiniz gibi Discord kanalımız var. Yapmanız gereken tek şey Discord kanalımızda şöyle gösterelim. Gelip Discord kanalına gireceksiniz. Bana buradan sağ tıklayacaksınız. Ben kendime tıklayamıyorum mesela. Sağ tıklayıp mesaj gönder diyeceksiniz. Selamlar, çekilişe katılmak istiyorum yazacaksınız. Ben kullanıcı adınızla birlikte çekilişi yapacağım. Ne abi? 2 tane 20 liralık Banno Game bakiye kutu çekeceğiz. Discord özel bilginiz olsun. Açıklama kısmında Discord bağlantımız mevcut arkadaşlar. Oradan gelirsiniz. Temmuz ayında Twitch'te ana sayfada olacağız. Bu bizim için, benim için çok önemli. Detayları da Discord'da paylaşırım. Onun dışında videolara bir beğeni atarsanız çok makbule geçer. Fazla uzatmadan hadi bakalım tam gaz başlayalım. Bugün önce MS'lere gireceğiz. Drake'lere gireceğiz. CZ çıkıp farm atacağız. Belki önce farm atarız. Sonra Drake'lere gireriz. Karakterimiz çok güzel oldu. Levelini de kasacağız. Tam gaz devam. Abilere selam. CZ Mastodon'a geldik. 2 slot burada kasıyoruz şu an. Saat gece 1.26. 15 dakika anca oldu geleli. Şu an bir darlama yok. 68 tane Mastodon pipisi kastık. Kasmaya devam ediyoruz. Bu arkadaşlar da slotlu dönüyorlar sürekli. Drop'umuz bol olsun. Şöyle gördüğünüz gibi 2 atıyoruz ya. Tek atmamız lazım normalde de. Bir de bakın mesela bunu kesenler, farm atanlar varsa iki bacağının arasından vurun. Oradan alabilirsiniz kutuyu. Diğer türlü başka bir yerden vurduğunuz zaman kutuyu alamazsınız. Çöplerimizi de yine buraya koyuyorum. GZ kapanana kadar burada inşallah farm atarız. Şöyle bir 15-20'm kasarız. Şu an tam 200 tane oldu. Saatte tam 2. Darlanmazsak bir saatte ne kadar Mastodon pipisi kasacağız onu göreceğiz. Başlatıyoruz bakalım. Saat tam 2 olduğu için göreceğiz bunu. 200 tane kastık, 50 dakikada 7.5'en para. Bakalım bir saatte 250 tane falan kasarız diye düşünüyorum ben. Hemen hızlıca bir siyah ekran ve sonrasında kaç tane kastığımızı göreceğiz. Ya da tabii ki biri bizi darlıyor, ben alacağım beyler ya. Çok darlandık, bıraktık burayı diyeceğim. Evet, CZ'den çıktık. Maalesef ikinci bir saati kasamadık. Bir tane arkadaş sürekli bizi darladı. Sürekli kesmeye çalıştı falan, kesti. Ayrılmadık peşimizden. Ondan dolayı ikinci turda 162 tane kasabildik sadece. Olsun, yine iyi. 2 saat CZ'de durduk. Ne kadar para kastık? 167.5 M paramız vardı. Şöyle bir 6 M buradan ekledim. Sonracıma canım buradan da bir 7.5 M ekleyeceğim şimdi. 13.5. Şu çöpleri de satsak 15 M para kastık. Yani akmasa da damlatır. Çöpleri de satayım ben. Sonra direklere gireceğiz. Ondan sonra da MS'ler gelecek. Günü yine bir 3 saatte 25'e 30'a bile bitirmiş olacağız. Öyle düşünüyorum ben. Devam. 3 tane Draki girdik abi. 3. Draki'den çıkıyorum şu an. İnanılmaz bir şekilde 3 Draki'den tamı tamına 0 drop aldık. Yapacak bir şey yok diyoruz. Bir dahaki Drakileri inşallah diyoruz. Şimdi de ne yapacağız? MS'lerimiz var 4 tane. Bunlara gireceğiz. Farm'a devam. Abilere selam. 4 tane MS girdik. Bu 4.'üydü. Bir şey alamadık ama diğer önceki 3'ünden de bir şey alamadık. Fark eden bir şey yok yani arkadaşlar. Bugün ne Draki'den ne MS'lerden hiçbir şekilde yüzümüz gülmedi. Sadece bir 13-14'em belki 15'em Mastodon farmından kıtlayabildik. Şimdi bir S1 geçelim. Bir PK atarız belki solo bir SC. Ya da Bow deneriz duruma göre. Evet, şimdi geldik PK'ya. SC'mizi bastık. Bow'la indik. Tabii ki PK atacağız, amaç o, ama böyle yolda Pride'dır. Ne bileyim Atros'tur. Bu Elmurad Dispeckle Knight'lardır falan. Onlardan biri denk gelirse eğer onları keseceğiz. Ufak çapta farm da olacak. AP'miz hayvan gibi çünkü şu an. 2585. Devam. Bu ne oğlum? Yes. Bunu kestik bu arada ya.
Aha. Oğlum o nasıl bir helal almaktır lan? Bam. Ulan bende kaldı yine. Güzel. Devam ke. Bu adam diyor ki bu beni nasıl kesiyor ya? Talya. Çok sağlam karşımdaki adam. Takacağım tabii ki abi. Talya takın arkadaşlar. Kullanın. Bu item günah bir şey değil. Benim karakterim 3000 lira. Adamın sağ takısı sadece sağ kulağına taktığı küpe benim karakterim iki katı fiyatı, anladın mı? Evet, bu sefer dolu buralar. Böyle en sağdan sessizce yılanlayacaksınız. Küçültme alacağım. Daha tatlı olur. Şöyle. Üçlü defimi bastım. Hiçbir şey olmamış gibi gidiyorum. Evet, King Lo var. King Lo kardeşim. Kanka öldün, sen direkt öldün bu arada ya. Oy. Boya geliyor. Gel kanka. Gel. Boya gitti. Kim var? Dagger Fobia'yı kesmeyeceğiz. Bir kere kestik onu çünkü. Devam ediyoruz. 9 E ve 9 Chitin Set ne kadar tutar? 9 Eagle Eye 10 bin lira kanka. Bir dakika. Şunu hemen kesmemiz lazım ton atmadan. Attı. White Durat seri. Ado kaç. Tamam şu an ben ona şey açacağım. Ananı satayım. Öldüm. Ölmedim. Bari okçuyu kesmeye çalışsam. Okçuyu kesmeye çalışsam olur mu? Yer mi? Okçu yedi. Onun 9 Eagle Eye'i var. Bu adam bize tehlike çıkartır mı? Aa, Perullar. Bunlar oyun bilmiyor ya. Bu adam niye vurmuyor bana? Perullar harbi bilmiyor bu oyunu ya. Dokuzu yılayım var, benden kaçıyorsun şu an ya sen. Nasıl bir kılık oğlum bu? Aha. Sekme sakın. Ulan. Çok iyi be. 9 iklim var. Niye kaçıyorsun? Niye? Niye? Bugünlük PK'mız da böyle oldu. Okçuda solo PK'da o kadar iyi değilim ama böyle artık her gün 2 günde bir SC PK çıkacağız abi. Hem sizler için de farklılık olmuş olur. Keyifli olmuş olur. Çünkü karakterimiz güçlendi artık. Slot basıyoruz. Bowl'a gidiyoruz. Kendi dişimizle rakiplerimizi kesmeye çalışıyoruz. Keyif alıyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben keyif alıyorum arkadaşlar. Kasanları da fazla darlamıyorum. Bir kere kesip bırakıyorum. Devam. Bu saldık. Ben şaşırdım. İkinci silahımızın RPR'si gelmek üzere. Ne kadardır buradayız? Şuradan bir hesaplasak. 5, 23. Bir dakika dur. Yani bunun bitmesine daha 14 dakika falan var. 15 dakikadır buradayız. 5 tane ikon scroll. Bir de bu kadar çöp var. Sizce 82 levelde buranın durumu düştü mü? Ya da düşmedi. Ben düştü diye düşünüyordum. Ta ki yani 15 dakikada 5 tane alırsan saatte 20 tane alırsın. Zaten 20 tane alıyordum. Karar veremedim şu an. Yorumlarda belirtin. 83 levelde burada kasan var mı? 82 levelde burada kasan var mı? Yeni bir günden selamlar. Bugün erken başladık. Saat akşam 8'den 12'ye kadar devam edeceğiz. Hemen hızlıca 3 direkimize gireceğiz. Drake'leri beklerken de aralarda Evil Wizard keseceğiz. Umarım bir drop alırız. Bildiğiniz gibi dün Drake droplarından maalesef hiçbir drop alamamıştık. Üstüne MS'lerden bir şey alamamıştık. Sadece Masalon'la kasabilmiştik. Şu an 180'en paramız var. Hala 70'e ihtiyacımız var.
Bugün ve yarın 2 gün boyunca umarım bunu yapacağız. Antiparantez JR'lere de gireceğiz arkadaşlar. Silver Bar'la başlarız bugün umarım. Hadi bakalım KFC'ler. 3 tane direk girdik. Yanlış atlamalardan dolayı boss'un bir canı kala öldük. Şimdi göstereyim dropları. 3 direkten 1 VIP 11 Acker, 2 MS bir şeyler alabildik sadece. 2-3 gündür rezalet droplar. Bir aydır box yüzü görmüyoruz. Çok kötü gerçekten. Yani ne bileyim ya, kötü hissediyorum kendimi. Para da kasamadık bu bölümde. Bu bölümü favori almak istiyorum gerçekten. Başaramayabiliriz beyler. Şimdi geldik erken saatler. Akşam 9.30 saat. Stone Golem'de farm atıyoruz. 1.5 slot dönüyoruz. Ortadaki slottan 2 tanesini kesiyorum. Sonra kendi slotumda 4 tane kesiyorum. Aynı şekilde yan tarafta kazan okçu da öyle. 4 tane orada kesiyor. 2 tane burada kesiyor. Paylaşma şekli bu 3 slotu. Farma gelene ne kadar oldu? Şunu bir kapatsak. 10 dakika falan oldu. 7 tane TS aldık. Stone Golem'de devam edeceğiz bakalım. JR'ye de 1 saat 20 dakika falan var. JR'ye kadar farm atmak istiyorum. Böyle bol MS'li, bol boostlu bir drop bekliyoruz. Umarım yüzümüz güler. Şuna da şöyle bir 80 sekti yine. Bütün 80'lerim sekiyor. Acaba Iron Ball'la mı alakalı? Helenit olsa sekmez değil mi? Yorumlarda belirtin sizce. 80'in sekmemesi için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Devam. Evet, şimdi Stone Golem farmını bitireceğiz. Uçarak JR'ye tıklayacağım ben. Şöyle şunları da keseyim. Hatta 30 saniye kaldı şu an. Bir tane daha TS alsak kar. Aldık. Hatta bir tane de şuradan shell alalım hızlıca ya da boost da olur. Hiç MS alamadık bu arada. Hızlıca bir ton. Dropları göstereceğim şimdi. Hemen gidelim. JR'ye maalesef çok geç tıkladık. 1 saat 25 dakika falan Stone Golem'lerde farm attık. 38 tane TS aldık. Şöyle ayırayım. MS hiç gelmedi. 4 parça, 5 parça shell geldi. Şu kadar da çöp geldi. Bunlar da bir 4-5 ampara yapar diye düşünüyorum. Fazla uzatmadan JR'ye geçiyorum. Umarım JR'yi kazanırız ya. Evet, maalesef JR'yi kaybettik. Pri gelmedi ama iyiydi aslında. 9 dakikada humanlar hızlı bir şekilde bitirdi. Yapacak bir şey yok yani. Bir CZ çıkacağız. Bol falan döneceğim ben bir yarım saatlik dakika. Sonra salacağız bugünlük de. Bugün hiçbir şey kasamadık. Yine önemli kaldı. Selamlar. Yeni bir günden merhabalar. Yorgunluktan ölüyorum ama bomba gibi bir haber var. Görevler sıfırlanıyor arkadaşlar. 3 gün önce söylemeleri gerçekten başarılı oldu. Ben para kasmayı bırakıp kalan görevlerimin hepsini yapmaya odaklanacağım. Para kasmayı bırakmaktan kastım sadece Draki ve JR, arta kalan bütün sürede görevleri yapacağız. Yapabildiğimiz esnaf görevlerini yaparız. Bu bölümde de favorini alamayacağız büyük ihtimalle ama belki bir bombe breaker güzel alırız. Ne bileyim, Drakilerden güzel droplar alırız. O zaman bir şeyler olur. Drakilere girerken de arada gördüğünüz gibi evi bizzat keseceğim ben. Hadi bakalım. Bol şans. Drakilerden sonra görüşürüz. Böyle bir siyah ekran gösterip sizlere. Bir Super Draki Box aldık beyler. Ya da Evil Wizard'dan şöyle bir tane X Raptor aldık. X MS aldık. Ron aldık demek istiyorum. Çünkü son 3 gündür doğru düzgün bir drop alamadık maalesef bildiğiniz gibi. Hadi şunu da keseyim. O kadar ağladım yine drop atmıyor. Devam. Arkadaşlar selamlar. Dün JR'ye girmeden önce gerçekten o kadar yorgundum ki dedim bayılacağım ben artık. Yatacağım dedim. Yattım. Tabi yatmadan da kuzeni aradım. Kuzen JR'ye girdi. Bir güzel JR'yi kaybetmiş. Şöyle bir tane bilet, bir tane yeşil kutu almış. Sonra Drakilere girmiş. İki Drakiden bir tane Vipon bir alabilmiş sadece. Çok az da Stone Golem farmı atmış. 8-9 tane TS eklemiş buraya. Bir tane de buz düşürmeye başarmış. O girdiğinde buz atıyor. Biz farmlıyoruz, buz alamıyoruz. O biraz daha şanslı bu konuda. Yani bir saat falan oynamış. O teşekkür ediyorum onu buradan tekrardan. Onun için de görev yapmış hayvan gibi. Ben de biraz görev yaptım şimdi. Yani 3-5 görevimiz kaldı. Chat görevi vardır. Umarım yapabilirim. Şimdi ne kaldı görevler? DS'nin ikincisi kaldı. 2 tane Balrog var. Onları yapacağım. Farklı görev yok mu burada? 3 tane direkt gireceğiz. JR'ye gireceğiz. Sonra da bölümü bitireceğiz. Artık Fowler'in sonraki bölüme kaldı. Çünkü bildiğiniz gibi görevler sıfırlanacak. Temmuz 1'de 2 günü var. Hatta bir günü var. Yarın falan sıfırlanacak görevler. Hızlıca levelimizi alalım ki kafamız rahat olsun. Görevler sıfırlanınca direkt 83'e kasarız zaten. Ondan sonra da ben rap de oynamak istiyorum ve antiparantez kolluk yaktık abi. Klan olarak kolluk yanıyor cayır cayır. Onun dışında da farklı bir şey yok. Şimdi Drakilerimize girelim. Drakilere sıra beklerken aralarda yine Evil Wizard dileneceğiz. Sonra JR'ye geçeriz. JR'ye geçene kadar farm slotu bulursak farm atarız. Bu hafta sabah 8 akşam 4 çalışıyorum. Sabah 8-4 çalıştığım zaman daha çok oyun oynayamıyorum. Çünkü CZ yoğun oluyor. Ben çok yorgun oluyorum. Yani gece rahat oluyorum ama nedense gündüz işten geldikten sonra ne oyun oynayasım geliyor ne bilgisayar başına geçisim geliyor maalesef.
Benim saatlerim değil. Çok uzattım ben. Direktlere geçelim ufaktan. Sonra farma atarız. Devam. Bu arada videoyu beğenmediyseniz bir like atarsanız sevinirim. Yani videoyu like atmadıysanız, beğenmediyseniz değil, beğenmeme gibi bir durum olduğunu zannetmiyorum. Devam. Evet, 3. direkimizden çıktık. Bu sefer direkt droplarımız kötü değildi. 3 tane VIP 11 Acker, bir tane Shell aldık. 2 VIP 11 Acker'ı ilk direkte aldık. 2. VIP 11 Acker'ı da ikinci direkimizde aldık. Shell'imizi de son direkimizde aldık. Maalesef beci atmadı ama ben baktım da şöyle bir yine paramız olmuş arkadaşlar. Hani bir 210M civarında 220M yakın bir paramız olmuş. Zaten şunu da açacağız, 20M oradan gelecek. Belki alırız bir umut. Belki şimdi CZ'de farma çıkacağım ben. Böyle 10-15M'lik farm atarsak belki alabiliriz. Ama yine son bölüme bırakırım onu. Sonraki bölüme kalır yani. Çift slot trend dönüyoruz şu an. Droplar çok düştüğünü zannetmiyorum ben. Ne kadar zamandır buradayız? Bir saattir falan buradayız yaklaşık. Belki daha azdır. 18 tane Epon Skull kastık. Şöyle atacağım bir yer yok. Onun dışında bir sürü çöp atmış. Bu çöpleri satacağım. Slot'a devam edeceğim. JR'ye yarım saat var. JR'ye kadar kasmaya da devam edeceğiz. Umarım bir iki tane daha MS alırız. Ben bunları satayım, slot'a gideyim. Şuradan da bir 2M gelir diye düşünüyorum. Evet, JR bitti. Kazandık arkadaşlar. Bayağı nice oldu. Aslında şu an bir pazar kursak, al sat yapsak falan belki favorimiz olabilir. Sizce olur mu? Şöyle kazandıklarımıza bakalım. 2 silver'ımız, 2 blue'umuz, 1 green, 3 black'imiz var. 3, 6 tane VIP 11 acker'ımız var. Bunları alalım. Onun dışında şunu da koyayım. 30 tane de TSM'imiz, Transformation School üstüne. 2 boost'umuz var. Sizce bu paralar 2,5 GB yapar mı? Yorumlarda belirtin. Discord'a gelmeyi unutmayın. Sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.